7 aylıkken yürümeye, 12 aylıkken konuşmaya, 4 yaşında da okumaya başlamış. 36 yaşındayım. 32 yıldır o 4 yılın ekmeğini yiyorum. Müziğe ilgi duyduğunuzu ne zaman fark ettiniz? Tam o an. Ve şimdi yeni 45'liği ile Michael Jackson sizlerle dedi. Tabii ben de gördüğüm şeyden çok etkilenmiştim. Vapurun üst tarafında küçük bir dans edeceğimiz bir alan hazırladık biz sizin için. Öyle mi? Evet. Güzel, oradan aşağı atlayayım ben o zaman. İyi yolculuklar. Üşümezsiniz inşallah. İnşallah. Vapurda çarşımız sohbetten herkese selamlar, sevgiler. Şehir hatları vapuru hemen yanımızda. İstanbul'un keyfini çıkarmak isteyen yolcular yerini almış. Biz de bugün çay sohbetinde misafir edeceğimiz sevgili Erdem Yener'i bekliyoruz. Güldür Güldür'den tanıyorsunuz kendisini. Çok başarılı bir oyuncu. Aynı zamanda hayatımda müzik olmazsa yaşayamam diyen bir müzisyen. Belki bir gün ağaçlar kök salınca, hepsi göğsüme batınca tek odun... Mikrofonumla geldim. Hoş geldin. Efendim, ünlü isimlere mikrofonu takıp öyle buluşuyoruz iskeleye. İlk tanışmam, yine bir heyecan var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, ne haber? Nasıl? Gayet ekranda gözüktüğü gibi efendim. İstanbul'u böyle hiç görmeseydiniz, hayatta ne eksik olurdu? Yani İstanbul eksik olurdu. Kaç dakika var? 10 dakikadan fazla galiba. 10 dakika mı var? 15 dakika varmış ya. Bayağı bir zaman var. Burada sohbet ederiz. Yer olsa da otursak ama yerler dolmuş. O zaman biz vapurda sohbet ederiz. Vapurda sohbet edeceğiz. Efendim, şanslı yolcularımızla buluştuk. Bugünkü kadromuz böyle. Heyecan var mı? Var, her zaman. Var, her zaman, her zaman heyecan var. İskenderun doğumlu Erdem Yener, insanları güldürerek gelmiş bugünlere. Gülümsetebilmek, güldürebilmek çok değerli bugün. Bu yüzdendir ki hem çok seviliyor hem de çok alkışlanıyor. Haydar Paşa, siz görün, ben görmeyeyim. Ve o bizi gülümsetirken kendi enerjisini yazdığı ve söylediği şarkılardan alıyor. Çaylar hazır, simitler hazır. Dekor değil dedik. Erdem Bey de dedi ki ben zaten dekor da olsa yerim. Yerim. Yer misiniz? Yerim. Afiyet olsun. Yanına peynir de söyleriz. Kesinlikle. Çayımız da var. Afiyet olsun. Hoş geldiniz. Hoş bugün bulduk. Sevgili seyirciler, vapurda çay simit sohbette gerçekten komik, duygusal. Hayatın akışında hayalleri için vazgeçmemiş, inatçı, hırslı, kararlı ve aslında başardığı şeyler için de mutlu birisi sevgili Erdem Yener'le birlikteyiz. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Yolcu konuklarımız sohbette bize eşlik ediyor. Sevgili İknur Hanım, Tuğba Hanım, onları da tanımıyoruz. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Nasıl yolcularla buluşmak? Güzel. Güzel. Güzel, güzel. Güzel. Harika. Biliyor muydunuz programa gelirken yolcularla buluşacağınızı? Ya aslında bilmiyordum. Yani burayı da hiç böyle tahmin etmiyordum açıkçası. Bir vapur bayağı güzel sete çevirmişsiniz. güzel bir ortam oluşturmuşsunuz. Şaşırdım, böyle beklemiyordum. Hoş geldiniz, hoş çok bulduk. Mutlu olduk. Sizler de hoş geldiniz. Tanıyabilir miyiz biraz sizi? Hem Erdem Bey'i tanısın. Tabii, Yeditepe Üniversitesi'nde okuyorum. İngilizce öğretmenliği okuyorum. 21 yaşındayım. Nerelisiniz? Nevşehirliyim. Çok güzel. Heyecan var mı biraz? Çok var, yani çok keyif alacak. Mışım gibi hissediyorum gerçekten. Hoş geldiniz. Yolcuların heyecanı bana evet. Bekliyor. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben deyim, çok teşekkür ederim. İlknur Yılmaz. Evet. Avcılar'da yaşıyorum İstanbul'da. İstanbul'un bir diğer tarafı. Evet, çok uzak. Gelmek metrobüs biraz olmasaydı? Çok zordu. Bugün de yine metrobüsü kullandım gelmek için. 30 yaşındayım. Şu an hala öğretmenliğe devam ediyorum. Hukuk fakültesini bitirdim. Kısmetse o alana yönelmeyi düşünüyorum. Vapuru çok seviyorum, İstanbul'u çok seviyorum. Erdem Bey'i de takip ediyoruz. Onu da çok severek izliyoruz. Sağ olun. Erdem Bey, tesadüf sevgili seyirciler. Ali Sunal, sevgili Ali Sunal bir önceki programımızda bizimle birlikteydi. Şimdi o görüntüleri izleyelim. Erdem, bura harika. Bekliyorum. Gel buraya otur, ısıttım da. Koltuğunu ısıttım da. Simit yemekten çok tedirginim. Çünkü susam dişlerimin arasına kalırsa diye korkuyorum. Kayıt durduğunda saldıracağım. Bekliyoruz. Gel, burası çok güzel.
Ben de zaten oturunca fark ettim. Burası bir sıcak, tam söyleyecektim. Demek ki Ali'den kaldı. Ali Bey'in sıcak. Evet. Güldür güldür iki haftadır keyifli bir program yapıyoruz. 7 aylıkken yürümeye, 12 aylıkken konuşmaya, 4 yaşında da okumaya başlamışsınız. Okumaya, yazmaya. Sen ne dersin, 5 yaşında da bilmem ne oldu da yani. 36 yaşındayım. 32 yıldır o 4 yılın ekmeğini yiyorum. Yani oradan bir yere varamadık açıkçası. Ama o bebeklik döneminde başlayan o kıpır kıpır öğrenme yeteneğiniz sizin aslında 13 yaşında şarkı yazmaya başlamanıza, 18 yaşında da kendi müzik grubunuzu kurmanıza neden olmuş aslında. Bebekken, adam olacak çocuk bebekken belli oluyor yani. Estağfurullah. 6 çocuklu bir ailenin en küçüğüyüm ben. Birazcık da sipariş edilmiş bir çocuğum. Bütün kardeşler aileye baskı yapmış, anneye babaya kardeş istiyoruz diye. Normal koşullarda annem gelmiş 40 yaşına, 5 tane çocuk var, hani ne diye yaparsın mantıken. İstenmiş bir çocuk olarak da bir 5 kardeşin bir nevi oyuncağı olmuş oldum böyle. Öğreten çok vardı evde. Vardı. Dolayısıyla o gelişim birazcık... 4 kız 2 erkeğiz. 4 kız 2 erkek. Kızların çoğunlukta olduğu. Aynen aynen. 4 tane ablam var, 1 tane abim var. Hep kadınların arasında büyüdüm diyebilirim yani. Peki, lise dönemleri de müzik grubu falan kurunca aslında popülersinizdir herhalde okulda falan. Yani lisenin sonuna denk gelir aslında müzik grubu kurmam ama ergenlikte çok ağır Michael Jackson hayranlığıyla haftada bir gösteriler yapmaya başlardım. Bir yandan da bir yerel radyoda program yapıyordum o sıralarda. Dolayısıyla okulda evet birazcık popülerdim. Müziğe ilgi duyduğunuzu ne zaman fark ettiniz? Tam o an nasıldı diye sorsam. Yani aslında birazcık şeyden tetiklendim. Küçükken insanlar böyle bir rol model ararlar böyle. Herkesin vardır ya. Benim de TRT'de Pop Saati'nde İzzet Öz'ün programında oldu o. Ve şimdi yeni 45'li ile Michael Jackson sizlerle dedi. Bad. O da yani. O yıllar. Tabii ben de gördüğüm şeyden çok etkilenmiştim. O benim için çok büyük bir tetikleyici oldu. Sonuç olarak sahnede bir şey yapmak istediğimin adını o zaman koydum diyebilirim yani. Çok güzel ya. O sonuçta Michael Jackson'dan etkilenmemek zaten mümkün değil. Dünya çapında yüzlerce milyon insana ilham olmuş bir adamdan bahsediyoruz. Evet, yani vapurun üst tarafında küçük bir dans edeceğimiz bir alan hazırladık biz sizin için. Öyle mi? Evet. Güzel, oradan aşağı atlayayım ben o zaman. Yapabilir miyiz böyle bir performansı? Geri geri gitmeyi yapabiliyor musunuz? Yani yıllar evvelinden, şimdi hiç öyle bir şey paylaşmak istemem. Eskiden olsa olurdu. İnsanlar alemi, ondan sonra güldür güldür. Hani bu süreçte en son projeler ama güldür güldüre nokta koydunuz. Ama insanlar hep geçmişlerini, yaptıkları şeyleri özlerler ve özlem de biraz aşkı yaşatır. Hani bu 4 yılın sonrasında ileride belki ne olacağı belli olmaz tabii ama biraz aslında o özlemle o aşkı yaşatmak mı amaç? Bir taraftan da. Yok. Yani ben aslında yaptığım işten çok memnunum. Güldür Güldür'den de çok memnunum. Çok da güzel gitti. Hala da çok güzel gidiyor. Ama mesaisi oldukça yoğun bir iş. Bir de son 3 senedir hep aynı tarihte sinema filmi çektim. Sonra Güldür Güldür, stoklar vesaire. Sonra film çıktı. Onun promo dönemi 1-2 ay. Ardından yine Güldür Güldür Stok, sonra Avrupa turnesi, sonra yeni film ve aynı süreç. Bunların 3 tane oldu. Dolayısıyla 3 seneyi aşkın bir süreçte ben neredeyse hiç uyumadım. Bu sene Kasım ayında albümü çıkarmaya karar verdiğimde, geçtiğimiz sene Ocak ayında zaten bu Kasım itibarıyla böyle bir tempoya gireceğimi iletmiştim zaten. O zamanlarda kararımı aslında vermiştim aslında bakarsan. Doğru da bir karar vermişim çünkü o iş çok zor bir iş. Mesainin tamamını ayırman gerekiyor. Sadece yazılanları ezberlemek de her hafta bir tip çıkarmak çok mesele. Evet, şimdi sevgili seyirciler, biz vapurda İskele'de buluştuğumuzda sevgili Erdem Yener'le hep eli telefonunda. Hep mesaj yazmak istiyor. Tam bir çekim yapıyoruz, ara veriyoruz, yine mesaj yazmaya çalışıyor. Ama sonra öğrendim ki onu evde bekleyen küçük ev arkadaşı için. Evet evet. Kaç aylık? Tabii çocuk değil. Kaç? Baktım ki evlat sahibi olacak tesis yok. Buna ben kendim bir dur diyeyim dedim. Yaklaşık 4 aylık bir minyatür şinavzer babası oldum. Çok tatlı. Şu an evde az önce de dediğim gibi o kendine bir alan yaratıyor. Ben o alanın ne kadarına sahip çıkabileceğini söylüyorum. O bana hayır diyor, ben ona hayır diyorum. Birbirimizi eğitiyoruz şu anda. Bakalım nasıl gidecek. İlk deneyimimiz mi? İlk kez hayvan besliyorum. Çok da küçük böyle. Bebek hakikaten o iletişimi kurmak, onun çalıştığını görmek heyecan verici bir şey. Güzel, güzel.
Erdem Bey'e bir sorum olacaktı. Tabii bana da olabilir. Şimdi komiklik, komedi dediğimizde hani bir doğuştan komik olan insanlar var. Bir de işte bu işi biraz daha çalışarak, eğitimini alarak yapmaya çalışan insanlar var. Ama siz benim gözümde hani böyle doğuştan komik dediğimiz insanlar vardır ya, bence onlardan birisiniz. Hani böyle çok çaba sarf etmeden de komik olabilen. Sizce bu gerçekten hani böyle midir? Yoksa hani bu alanda işte çalışarak mı? Yoksa işte o doğuştan gelen yetenekle mi ilerlemek lazım komedi alanında? Siz bu alanda ne düşünüyorsunuz? Yani bence hayat yönlendiriyor. Ben genel olarak insanların zaman içerisinde bir şey yaparak, çaba sarf ederek bir şey olacağını çok inanmıyorum. Birazcık kaderciyim yani. Zaten öyleymiş ki olunuyor. Hani hayat bir şekilde ona yönlendiriyor diye düşünüyorum. Onun dışında teşekkür ederim iltifatınız için. 24 saat komik olmadığım gibi 24 saat ciddi de değilim. Ben müzikte de oyunculukta da alaylıyım. Dolayısıyla benim bu tip konularda tek kertenizim kendim. Hani kendimi güldürebiliyorsam karşımdakini de herhalde güldürürüm diye düşünüyorum. Yani kendimi kerteniz alıyorum. Bugüne dek sinir bozucu bir sürü bir şey yaptım kendimi ve ailemi güldürmek için. Şimdi de onu kameralar karşısında yapıyorum. Burada çayı nasıl içiyorsunuz? Demli, açık, açık, böyle fena böyle değil. Böyle fena değil. Şeker? Şeker kullanmam. Tamam. Siz kullanıyor musunuz? Yok, kullanmıyorum. Tamam. Şekersiz bir masa. Çok da sağlıklı bir masa. Ben müzikten oyunculuğa nasıl geçtiniz yani? İstanbul'a yerleştikten sonra reklam filmlerinde çalışmaya başladım. Bir süre sonra kast direktörü oldum o işte. Kastını kendi yaptığım bir işte beni oynatmak istediler. O da o sene Kristal Elma alınca böyle bir ilgi alaka oldu. Ne zamanki GSM operatörüyle bir reklam kampanyası hayatıma girdi. O süreçte artık hani evet müzik yapmak istiyorum ama hep oyunculukla bir yandan devam etsin isterdim. Madem öyle şimdi ikisinin birlikte yürüyeceği bir fırsat doğdu. Uzatmayayım ben bu işi yapayım dedim yani aslında öyle de başlamış oldum. Peki o kast olayında o süreç içerisinde bir eğitim almış mıydınız? Yok yok dediğim gibi. Direkt alaylı yani. Aynen aynen. Ya bu işte bu yetenek yani. İşte sorumun cevabı. Yani. Keşke herkes öyle bir reklam filmi tecrübesi yaşasa. Reklamdan sonra hayatınızda ne değişti? O reklam filmlerindeki süreçten sonra. Bilinirlik dışında bir şey değişmedi. Ama bilinirlik de biraz iddialı değişti. Çünkü hiçbir prodüksiyonda öyle bir mecrada, o kadar geniş bir mecrada reklam yapmak mümkün değil. Sonuç olarak ülkedeki neredeyse bütün billboardlarda, bütün işte raketlerde, yemek söylüyorsun gelen Amerikan serviste, eve gelen postada zarfın arkasında, doğru, yemek siparişi verdim banner'da, reklamlarda, bina var bina giydirme, otobüs geçiyor üzerinde falan yani bir süre sonra insan kendinden kusuyor yani. Peki şöhret geldi o zaman ekonomik olarak hani o zor günleri geçmiş miydiniz? Tabii ki bütün bunların çok şükür ki maddi bir karşılığı da oldu. En azından ben artık dolmuşa binerken dolmuşa para vereyim yoksa yumurta ekmek yer miyim diye düşünmemeye başladım. Peki Erdem Bey hani demin cümlesinde İstanbul'a gelişinizden bahsettiniz. Ben şunu da hep merak etmişimdir. Hani birçok ünlünün, sanatçının sizin de var galiba bir Ankara geçmişi. Hani genelde böyle duyuyoruz vardır. Sizin de sanırım bir Ankara geçmişiniz var. Peki neden Ankara'dan hani bir basamak sonrası hep İstanbul'dur? Yani İlla ki İstanbul'a gelmek şart mı burada işte ilerlemek için daha da yani için? Dünyada örnekleri yok değil. 90'ların başında bir grup genç ben burada müzik yapıyorum. Benim yerim burası demiş Seattle'da. Nirvana'lar, Stone Temple Pilots'lar, Pearl Jam'ler falan doğmuş. Soundgarden'lar doğmuş. O zaman da sektör buna kayıtsız kalamamış. Kalkıp Seattle'da büyük bir ofis açmışlar. Oradan da müzik satmaya başlamışlar. Bu bizde olamadı. Aradaki fark o. Biz İstanbul'a mecbur kaldık. Sektör burada. Dolayısıyla biraz mecbursunuz. Yani eğlence sektörüyle ilgili bir şey yapmak istediğinizde her şey burada. İstanbul milyonlarca insanın yaşadığı bir yer ve gerçekten Türkiye'nin nabzının attığı bir yer. Hani taşı toprağı altın bir şehir mi dersiniz yoksa kaybedenler kulübü gibi kaybedenlerin şehri mi? Kazanandan çok kaybedenin mi var?
Yani oran olarak kazanandan çok kaybedeni olabilir. Ama çok renkli ve mütemadiyen kendini yenileyen bir şehir. Kalabalıktan olsa gerek. Kesinlikle. Bir de her çeşit insan var. Biz her ne kadar son dönemde aynı şeyleri hissetmediğimiz insanlarla böyle birazcık küsüyormuşuz gibi olsa da toplamda bu coğrafyada insanlar hiçbir zaman birbirlerinden vazgeçmemişler. Hep bir arada olmak istemişler. Birbirlerini ikna etmek istemişler. Birbirlerini sevmek için mecra aramışlar. Yine en güzel mecralardan bir tanesi bu mükemmel boğaz. Yani işte bu boğazda insanlar birbirlerinden yine kopamıyorlar. Gelen bir daha gidemiyor. Bence İstanbul'un bir zehri var yani. Değil mi? Evet, insanı. Siz nereliydiniz? Ben Nevşehirliyim ama doğma büyüme İstanbul. Ben Eskişehirliyim, sonradan gelenlerden. Ben Amasyalıyım. Sonradan gelenlerden. Evet. İskenderun'dan gelenler. Benim 15 yıl oldu. 15 yıl oldu. Benim de 2000. Sizin kaçtı? 2003. 2003. Evet. 2003. İşte aynı dönemler. İstanbul'da olan var mı? Yok işte. Yani zaten İstanbullu nasıl olunacak yani? Yani? İstanbulluluk kavramı zaten evet, hani evet. Karışık. Evet, karışık bir kavram. Bu ben bizim... İstanbullu gibi hissediyorum evet. Mesela yani doğduğumdan beri buradayım. Hatta Nevşehir'e falan hiç gitmedim. Yani. Tabii aslında bakarsan kökenine girdiğin evet. Zaman ben de İskenderunlu değilim o zaman. Hani yani orada nerede doğup büyüyorsan memleketin orası diyorsun zaten. İskenderun'da olmak, orada çocukluğu geçirmek, sonra Ankara. Hani o kültür, ben mesela Eskişehir'de geçirdiğim için kendimi biraz şanslı hissediyorum. Hani sonradan gelmek benim için bence buraya güzel oldu. Ben de açıkçası seninle aynı fikirdeyim. Benim de önce bir Ankara görmem iyi oldu. İskenderun'da doğmuş büyümüş çocuk olarak ilk gördüğüm büyük şehir Ankara'daydı, Ankara'ydı. Dolayısıyla Ankara'ya gitmek istedim hemen. Ankara'ya gidip Ankara'da da yapacağım her şeyi yapınca buraya gelmek istedim. O iyi bir geçişti. En azından bu kadar büyük bir şehire geçerken o arada bir Ankara. Ankara da büyük şehirdir ama temkinlidir. Yani siyasetin merkezidir, bir ağırlığı vardır. Dolayısıyla İstanbul kadar coşan, kopan, kontrolsüz bir yer değildir. Öyle bir yerde böyle bir büyük şehire alışmak avantaj oluyor. Tabii avantaj oldu. Müzisyen olunca, albüm de yapınca özellikle en büyük herhalde oradaki niyet olabildikçe çok fazla konser vermek. Tabii. İskenderun'a bir torpil yapıyor musunuz? İskenderun'da aslına bakarsam bugüne dek de bir kere konser verdim. Şimdi albüm önümüzde. Albümün kapağında Erdem Bilir'in buradan aşağısı yok, suyun içinde. Soru işaretleriyle dolu. Albümün ismi Çıplak. Bu çıplaklık zannediyorum hani şeffaflık, özgürlük. Oraya bir gönderme mi? Ben uzun cümlelerle konuşan bir insanım. Çoğunlukla bu beni de bireysel olarak yoran bir şey. Hayatta daha böyle kısa cümlelerle, kısa ve öz ve direkt, yalın bir iletişim tarzını benimseme gayretindeyim. Bu süreçte kendime aldığım notlardan oluşturduğum bir albüm oldu. En büyük yatırımı aslında kendime yaptım. Hani aslında ben kimim, neyim, ne seviyorum, ne istiyorum, bu hayattaki yerim ne? Bu da benim zaman içerisinde bütün arızalarımla, bütün problem, evet, bütün zaaflarımla yüzleşmem ve barışmamla neticelenen bir süreç oldu. İşte hani neysem uyumun bir karşılığı oldu aslında çıplakta. Kar küreme sahnemiz var. Ben de ellerim üşüdü ama hani ya bitti bitecek dedi. Yani. Kürek elimden düştü. Ama baktım bayağı gidiyor eller. Ömrümüzün sonuna dek birlikte olmak zorunda olduğumuz bir tek kişi var kendimiz. Erdem Yener'in tabii güzel kliplerinden ve şarkılarından bir tanesini İstanbul manzaralarıyla birlikte de sizlere sunmak isteriz. Efendim Erdem Yener'den geliyor gece. Benim aklıma en son Mahsun Kırmızıgül ile birlikte oynadığınız Mucize filmi geldi. Tabii oyunculuk böyle dışarıdan şöhret, keyifli ve güzelmiş gibi gözüküyor. Güzel ama zorlukları var muhakkak. Filmin çekimlerinde 2 aylık süreçte birkaç kez İstanbul'a gelebilmişsiniz. -38 derecede çalışmışsınız. Eliniz, parmaklarınız donmuş galiba. Doğru, doğru. Yani sertti. Sert bir set oldu bizim için. Zaten yazın gittiğimiz, yani yazın dediğim sonbaharda gittiğimiz o 2 aylık süreçte oldukça zordu. Çünkü biz burada işte şu an herhalde rakımımız 2'dir değil mi? 2 metre sudan yüksekliğimiz. Yani İstanbul'un da en yüksek yeri aşağı yukarı 30 bildiğim kadarıyla. Biz burada 0 dereceyi gördüğümüzde soğuk oluyor zaten.
Orada çekim yaptığımız yer 2500 metreydi. Dolayısıyla bir anda o kadar yükseğe çıkınca fiziksel olarak zaten zorluklar yaşıyorsun. Kışın karlı sahneleri çekmek için gittiğimizde de elim dondu maalesef. O birazcık benim de hatam. Kar küreme sahnemiz var. İleride de Masum, Murat ve Telat abiyle beraber oradan bu tarafa bakıyorlar. Biraz uzun sürdü. Ben de ellerim üşüdü ama hani ya bitti yaparım bitecek dedi. Yani bitiyor hani. Kestik diyecek ve bitecek ama her seferinde ufak tefek böyle detaylar yüzünden olmuyor. Hadi bir daha, hadi bir daha oluyor. Bir süre sonra ellerim fazla acımaya başladı. Ve şey kürek elimden düştü. Ama baktım bayağı gidiyor eller. Morarmış falan filan. Sette Hakan adında bir oyuncu arkadaşımız vardı sağ olsun. O da 15 çeşit profesyonel masaj biliyor falan filan böyle. Hakan kurtardı ekipte ellerimi olması şöyle gereken hohlayıp hohlayıp sıka sıka. Siz neden çayınızı içmiyorsunuz Erdem Bey? Sohbete daha sohbet güzel gidince çayını içmeyi unuttum. Erdem Bey çok iddialıydı. Yiyeceğim hepsini diyordu ama. Konuşmaktan yemeğe fırsat bulamadım. Her zaman gibi konuşup konuşup aç kaldı. Sizi tanıyan ve seven insanlardan sözlükte bir yorum. Birkaç yorum okumak istiyorum. Mis gibi oyunculuk kariyerin varken niye bu işlere bulaşırsın demiş bir tanesi. Hemen altındaki yorum da şöyle. Son 5 senede dinlediğim açık ara en iyi Türkçe rock albümlerinden bir tanesiydi. Şarkı sözleri, yorumu özgün ve bir şekilde kendine münhasır diye yazmışlar. Yani bu ikisiyle de karşılaşmak sizin böyle duygu akışınızda böyle nasıl yer buluyor? Yani o ilkinin mesela hiç sonu yok. Çünkü komedi işlerini ne yapmaya başladığımda da abicim ne kadar iyi müzisyendin. Şimdi konserlere devam etmek varken şimdi nedir bu oyunculuk diyen de var. Yani herkesi aynı anda mutlu etmek çok mümkün değil. Ama önemli olan bir duygu paylaşımı. Benim de paylaşmak istediğim çok şey var. Müzikle ilgili de söyleyeceğim şey, hepimiz gülmeyi seviyoruz. Ama hepimiz aynı tür müzikten hoşlanmıyoruz. Genellikle sevdiğimiz ünlü isimlerin bilinmeyen tarafları da hep merak edilir. Erdem Yener'in bilinmeyen taraflarından birkaç tanesini ben burada söyleyeyim. Kendisi de devam edecektir bilinmeyen taraflarını bizimle paylaşmaya. Karikatür mesela bunlardan bir tanesi. Radyo programcılığı ve gerçekten de profesyonel yaptığınız dansçılık. Dansçılıktan da bir dönem para kazanmışsınız. İşte bu Michael Jackson hayranlığının getirdiği Michael Jackson taklidi üzerinden para kazandım, doğrudur. Yani çok küçük meblağlardan bahsediyoruz ama o zaman lisedeydim. Güzel harcayacağım para oluyordu ne güzelmiş gibi. Bilinmeyen yönlerinizde başka neler var? Mesela çok evcimen olduğunuz. Evet, çok evcimenim. Gece hayatım hiç yoktur. Evdeyimdir. İşim yoksa evdeyimdir. Hele ki şu günlerde dediğim gibi bir yavru oldu ki o beni tamamen şimdi eve bağladı. Onun şimdi bir ev eğitimi, bizim bireysel nasıl iletişiyoruz falan onların eğitim sürecinde şimdi hala evdeyim. İşin olmadığı zamanlar hem çok az hem de kalanında da evde dinleniyor oluyorum. Aslında bakarsan artık çok evcimen oluşum dışında bilinmeyen çok da bir şeyim kalmadı. İnsanın çocukluğu çok önemli. Bu süreçte tabii anne babanın öğütleriyle aslında çocukluk geçiyor. Ben de çok duydum. Hani çok sağ olsunlar çok karışmadılar, özgür bıraktılar ama hani çoğu aileden görüyorum mesela başarılı ol, başarılı ol. Başarıyla ilgili bazı hep böyle bir şeyler oluyor, böyle bir sınavlar oluyor. Hayat sanki böyle başarılı olmakla değil de mutlu olma yoluyla daha güzel gibi. Mutlu olmayı seçecek şeyleri yapmak lazım galiba. Kendinize de ket vuramadığınız bir başarılı olmalıyım hissi var. Var. Ama başarılı olsanız da olmasanız da bir süre sonra illaki o mutlu olma hedefi, yani bir hedef değişiyor. İş, güç, hayat, işte onu yapmam lazım, bunu yapmam lazım derken ıskaladığımız dünya kadar şey var. Geçtiğimiz dönemde de aslında en çok yatırımı biraz kendime yapmaya gayret ettim. Hani işin özünde ben kimim? Nasıl biriyim? Kişinin kendini tanıması, kendini biliyor olması, bütün arızalarıyla, bütün zaaflarıyla kendini kabul ediyor olması sanırım başına gelebilecek en büyük şey. Çünkü ömrümüzün sonuna dek birlikte olmak zorunda olduğumuz bir tek kişi var kendimiz. Kendimiz, doğru. Dolayısıyla o işi çok ertelememek lazım. Kesinlikle. Dün mesela bir 20'li yaşların başında bir arkadaşla sohbet ederken konuşmasında bazı şeyler çok dikkatimi çekti. Onun üzerine biraz sohbet ettik. 21-22 yaşındaydı. Ne yapmak istiyorsun? Hayalin ne diye sorduğumda kalıcı olmak istiyorum. Ben hayattan gittikten sonra ismim bilinsin istiyorum. Kalıcı eserler yapmak istiyorum diye söyledi. Çok tartışmalı bir şey aslında bakarsan. O zaman yani bunu biraz sapkınca buluyorum. Bir, ikincisi madem öyle o zaman niye bunları yapıyorum bir yandan da? Bu bir paradoks. Tabii ki insan işin özünde
izi kalsın ister. Yani biriyle tanıştığınızda da, hayatınıza biri girdiğinde de onda bir iz bıraksın. Yani mutlu olur insan. İz bırakmak sizin değerinizi gösteriyor gibi bir şey oluyor. Yani düşünsene, biriyle tanışıyorsun, ikinci gün seni unutuyor. Yani hiç mi hatırında kalamamışsın? Yani bu biraz insanı yıpratır. Bu mantıktan yola çıkacak olursak, bu tarz sanatsal faaliyetlerin bir parçası olarak bir halka ulaştıysam, benden sonra da beni anmaya devam etmelerini kuşkusuz isterim. Ama hayatın tek hedefi, hayatta varoluşumuzun tek hedefi bu olmalı mı? Tabii ki hayır. Tartışılır. Sizi en çok kime benzetiyorlar? Yani konuyla ilgili aslında noktayı rahmetlinin eşi Gülsunal koydu. Rahmetlinin inanılmaz bir mizah anlayışı var. Benim gözümde bir toplumun mizahını müdahale eden tarihte belli başlı isimler var. Onlardan bir tanesi. Onunla benzer bir duyguda anılmak kuşkusuz çok gurur verici bir şey. Yani nasıl bir sıcaklığa denk geldiğini biliyorum. İnsanların bunu söylerken ne söylemeye çalıştığını biliyorum. Bu tabii ki çok gurur verici, heyecan verici. Netice itibariyle ben de özgün bir davranış sergileme gayretindeyim. Müzikte de, oyunculukta da. Her ikisini de yine sonuç olarak büyüklerimizden öğreniyoruz ama zamanla daha özgün bir alan sahibi olma gayretindeyiz. Ama Gülsunal şöyle dedi: benziyorsun, yapacak bir şey yok dedi. Konuyu kapattı yani. Sizin bir sorunuz mu var? Teşekkürler, evet. Teşekkür ederim. Şimdi ben bir eğitimci olarak şunu merak ediyorum. Hani komedi, işte sonuçta bu bir zeka gerektiriyor. Peki Erdem Yener hani nasıl bir öğrenciydi, nasıl bir çocuktu okulda? Çok kötü bir öğrenciydim. Gerçekten. Maalesef. Bu başarısız anlamda herhalde. Yani tartışılır. Parlak bir öğrenciydim ama derslerle çok ilgim yoktu. Bunda da şeye bağlıyorum hep açıkçası. Okul öncesi dediğim gibi 3-4 yaşlarındayken benim okuma yazmam vardı. Dolayısıyla sınıfta herkes yan çizgi çizerken bir sayfa ben günlük tutuyordum. Şu an canım çok sıkılıyor diye. İlkokulda hiç ders çalışmadan her şeyi yapabiliyorum demek oluyor. Bu nasıl oldu peki böyle? Hani diğer kardeşlerinizde de böyle bir çalışkanlık, yani yetenek var işte mı? Eğilimi, onlar biraz... 5 tane sizi istemiş, böyle heyecanla bekleyen kardeş var, doğuyorsun ama her şeyi öğretmek istiyorlar. Dolayısıyla ben aslında bir gün çocuğum olursa, kısmet olursa, ona okul öncesi okuma yazma öğretmeyeceğim. Buradan da ebeveynlere tavsiyem odur. Okul öncesi çocuklara okuma yazma öğretmeyin. Çünkü hiç çalışma alışkanlığı edinemedim. Ki bir eğitimci olarak daha iyi bilirsiniz ki o ilkokul... özellikle bir çocuğun çalışma alışkanlığını, ders çalışma alışkanlığını kazandığı dönem. Ben onda sıkılmakla ve hayal kurmakla, bir takım işte uydurduğum şeyleri yazmakla geçirdim. Ne zaman ki ders çalışmak gereken dönem geldi, benim böyle bir alışkanlığım da yoktu. Hali hazırda yaptığım şeyi devam ettim. Dolayısıyla benim için artık eğitim hayatı yapmak istediklerim yolunda... hemen bitirmem gereken bir şeye dönüştü. Beslenmem gereken bir şey olmadı o. Ki bu kötü bir şeye sebebiyet verdi. Bu bahsettiğimde kötü bir şey kuşkusuz. Çaba gösterilen tarafı dışında Allah vergisi de bir ses tonu. Oyunculukta ve müzik kariyerinizde önemli galiba. Profesyonel solist olduğum için sesimi nasıl kullanmam gerektiğini biliyordum. Bu da tabii oyunculukta en azından tip yaparken güldür güldür de çok işime yaradı aslında. Genel olarak da insanlarda öyle bir şey var. Konuşma tonun çok başkaymış. Televizyonda çok daha başka duyuyoruz diyordu. Tiplere göre değiştiriyorum tabii ben onu. Faydasını gördüm. Doğru. Bu arada Güldür Güldür'ü hani direkt canlı gelip izleyen biri olarak ben ayrılmanıza çok üzüldüm. Tabii işiniz gereği ama. Mesela filmlerinizde de hani bana öyle yansıdı. Örneğin ben 2 filminizi izledim. İşte Mucize ya da Dedemin Fişi. Orada mesela Dedemin Fişi'nde zaten Güldür Güldür kadrosuyla çalışıyordunuz. Onun verdiği bir rahatlık vardı değil mi sizde? Hani kaynaşmış bir kadro. Tabii ki. Hepimiz için çok rahat bir şeydi o. Yani yönetmenimiz aynı, yapımcımız aynı, reji asistanları aynı. Yani herkes aynı, oyuncular aynı. Dolayısıyla o bizim için... Film çekmekten ziyade
iki aylık bir Mudurnu tatili gibi falan oldu yani. Hanımefendinin de bir sorusu var galiba. İsmini alabilir miyiz? Miss Lina. Miss Lina. Evet. Hoş geldin, iyi hoş yolculuklar. Bulduk. Teşekkürler. Erdem Bey'e şunu sormak istiyorum. Gerek müzik gerekse oyunculuk alanında kalkıştığı her işte çok şükür başarılı olmuş, bir başarıya ulaşmış. Fakat bu yolda ilerlemek elbet aşama aşamadır ve zorluklar olmuştur diye düşünüyorum. Peki bu zorlukları nasıl yenmiş? Hiç bu işi bırakmayı düşünmüş mü? Nasıl devam edebilmiş yoluna? Teşekkür ederiz. Yani zorluk hala var. Aslında zorluklar bitmiyor. Form değiştiriyor, şekil değiştiriyor ama zaten hala hazırda hep var. Bir tek vazgeçmeyince oluyor. Çünkü sen vazgeç diye her şey. Yani o kadar zor ki zaten mantıken şunu hep böyle komik bulurum kendimde de. Hayal kuruyorsun, sonra hayal gerçekleşsin istiyorsun. Çok küstahça bir yandan da. Yani hayatın gerçeklerinin dışında da tabii ki kolay bir şey değil. Nasip oldu diyelim. Yani bu karşılığını bulmakla ilgili bir şey. Buna sahip çıkmaya çalışıyorum. Bunu devamlı kılmaya çalışıyorum. Bu mu daha zor? Yoksa o eski yollar mı daha zor? Hakikaten tartışılır. Tabii sınavları geçtikçe bir sonraki round daha zor oluyor yani. Bitmiyor. Hayatın kendisi sınav işte. Giriyoruz, çıkıyoruz. Her gün bir şık işaretleyip yolumuza devam ediyoruz. Sizi Türkiye'de tanıyıp ne iş yaptığınızı bilen çok insan vardır. Ama yabancı biriyle karşılaştığınızda merhaba ben Erdem Yener dedikten sonra kendinizi tanıtırken ne diyorsunuz ilk? Tabii şimdi hak vereceksek müzisyen ve oyuncu derim tabii. Dersiniz. Yani mesleğimi açıklıyorum canım. Ben de ülkemde şöyle ünlüyüm arkadaşım diye hava atmıyorum. Sevgili seyirciler, vapurda çaresimiz sohbetin yavaş yavaş sonuna geleceğiz ama Erdem Yener'in tabii güzel kliplerinden ve şarkılarından bir tanesini sizlere sunmak isteriz. Sizleri buluşturmak isteriz. Bu seçimi de Erdem Yener yapsın. Çünkü radyocu kimliği olduğu için bir radyo anonsu şeklinde yapar mısınız? O zaman son klibimizi yayınlayalım. Tamam. Değil mi? Evet. Efendim Erdem Yener'den geliyor gece. Bu gece yine de kendimi zorladım. Korkularımın içinde yüzdüm günlerce. Bu gece rüyalardan çıkardım seni. Ama sen kaldın içimde günlerce. Geceden gündüze geri dönüş oldu. Vapurda sefer halinde nasıl bir program geçirdiniz? Ben bayıldım onu söyleyeyim. Hiç böyle beklemiyordum. Çok tatlı. Konseptiniz de çok güzel. Teşekkür ederim. Bu kaç tur yaptık biz gittik geldik. Ha, birden bayağıdır da buradayız değil mi? Değil mi? Hemen de geçiyor yani. Hemen de geçiyor. Normalde şuradan benim karşıya gideyim desen 40 saatte geçmez bu. 5 tur yaptık bitti. Hayırlı uğurlu olsun diyeceğim. Bayağıdır devam ediyor. Başarılarınız devamını dileriz. Teşekkür ederim. Asıl programlara devam biz edelim. Size bol şans diliyoruz. Bu önümüzdeki turne sürecinde yeni konserler, yeni heyecanlar, provalar. Şehir şehir gezmeye ne zaman başlayacaksınız? Şimdi İstanbul ağırlıklı konserler. Şu an İstanbul ağırlıklı. Bundan sonra artık bir canlı performans videosu hazırlama niyetim var. Hı hı. Ondan sonra yine konserlere devam edeceğiz kısmet olursa. Yolcu konuklarımıza da teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Onlar da katıldılar, geldiler. Sevgili seyirciler, vapurda çarşımız sohbette kalbi tertemiz, yüreği tertemiz. Gerçekten insanları güldürdükçe mutlu olan, enerji alan biriyle birlikteydik. Haftaya görüşmek dileğiyle. Gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle. Her işiniz güle güle olsun inşallah. Hoşça kalın. Sevgili Ömer ve güzel ekibi, bu naif ve eğlenceli programınızda bana da yer verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Kalan simitler martıların olsun Erdem.